Hayattaki tek gerçek vergi. Vergiyle alakalı bana bugüne kadar binlerce soru sordunuz. İşte o gün geldi. Bu videoda vergiyle alakalı tüm soru işaretlerini gidereceğim. Tanımayanlar için ben Muratcan Safyürek. 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Para kazanmak ne kadar gerçekse vergi de o kadar gerçek. Hatta vergi daha da gerçek. Birçok insan vergi ödemediği için ceza yerken birçok insan da durduk yere vergi ödeyebiliyor. Yani ödememesi gerektiği halde vergi ödeyebiliyor. Ya da şirket kurması gereken insanlar şirket kurmuyorken şirket kurmaması gereken insanlar şirket kurabiliyor. Ama bu video hepiniz için bir rehber niteliğinde olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vergi vermek ya da şirket kurmak korkulacak bir şey değil. Şimdi baktığın zaman hiç bu işlerin bilmeyen birisi şirket kurmak mı aman tanrım şey gibi zannediyor. Fabrika kurmakla şirket kurmanın aynı şey olduğunu sanıyor. Yani oha o kadar büyük bir param yok ki niye şirket? Öyle bir şey değil arkadaşlar. Şirket kurmak ücretsiz bir şey neredeyse. Şirket kurarken ödediğiniz ya da aylık ödediğiniz maliyetlerin kendisi aslında çok bir para değil yani. Hani 15 yaşında kafede garsonluk yapan çocuk da şirket kuracak parayı kazanabilir. Ha yasal olarak şirket kurabilirim falan onu bahsetmiyorum ama şirket kurmanın bir maliyeti yok. Yani olay şirketi kurmak değil. Olay işi kurmak. Zor olan bir iş yapmak ve para kazanmak arkadaşlar. Yoksa şirket kurmak, vergi ödemek bunlar kolay şeyler. Hatta kolaylaştıran şeyler var. Bu videoda bahsedeceğim. Yani internetten tek bir tıkla şirket kurabiliyorsunuz mesela. Ama önce şunu bir düşünmeniz lazım. Gerçekten şirket kurmaya ihtiyacınız var mı, yok mu? Ve nasıl bir şirket kurmaya ihtiyacınız var? Ya da nasıl bir şirket kurmamalısınız gibi gibi arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu net olarak baştan söyleyeyim. Bak bunu söyledim diye videoyu da geçmeyin. Ama sizi ilgilendiren farklı bir detay olabilir ama şunu yapan insanlara denk geliyorum. Şimdi abi benim videomu izliyor tamam mı? Ya da başka bir kaynaktan. Diyor ki A diyor e-ticaret diyor. Ben e-ticarete başlayacağım. İlk adım ne yapayım? Hemen şirketi kuralım. Ya da diyor ki ben sosyal medya işine başlayacağım. İlk adım şirketi kuralım. Ben şuna denk geldim abi. Adam şirketi kuruyor. Aylarca plan yapıyor. Hatta plan da yapmıyor. Tembellik yapıyor diyelim. İşe başlamıyor. Ve aylarca şirketin az bile olsa küçük küçük maliyetlerine katlanmak zorunda kalıyor. Arkadaşlar eğer şu anda para kazanmıyorsanız şirket kurmanıza gerek yok. Çünkü şirket dediğin şey aslında bir nevi para kazanmak ve kazandığın paranın vergisini ödemek. Eğer senin daha para kazanıp kazanmayacağın bile belli değilse ki sosyal medya işi yapacaksan durum bu. Eğer daha sosyal medyadan para kazanmadıysan kazanıp kazanmayacağın henüz yani evet çabalarsan mutlaka kazanacaksın ama belki 3 ay belki 6 ay sonra kazanacaksın. E-ticaret gireceksin belki 1 hafta sonra kazanacaksın. Ya bekle 1 hafta sonra kurarsın şirketini tamam mı? Şimdi mesela YouTube'dan para kazanmaya başladın diyelim. Şimdi YouTube'dan kazandığın para YouTube panelinde birikiyor. Sonra AdSense'e çekiyorsun. Sonra AdSense'ten bankaya çekiyorsun. O parayı bankaya çekene kadar çok uzun bir süreç var. Zaten bu paralar AdSense'ten 50 gün sonra falan yani YouTube'dan bugün kazandığın parayı yaklaşık 50 gün sonra çekebiliyorsun. Bu şu anlama geliyor. Bugün YouTube'dan para kazanmaya başladıysan bugün şirket kurmana gerek yok. Çünkü o para sana daha gelmedi. O para banka hesabına girdiği gün sen yasal olarak vergi ödemek zorundasın. Ama o para 50 gün sonra hesabına girecekse bugün şirket kurman saçmalık. O yüzden 45 gün sonra kur. Bekle 45 gün sonra kur abi şirketini. Sonra şirket kurduktan 5 gün sonra ödeme almaya başla mesela. Tabii YouTube istisna, sosyal medya istisnasından da bahsedeceğim. Ne dedik? Soru işaretleri kalmasın. Ama önce şirket kurmak nedir? Ondan da bahsedeyim. Bakın tekrar edeyim de son söylediğimi. Bakın vergi eğer siz para kazanıyorsanız sizin yükümlülüğünüz. Ama bu para Türkiye'ye geliyorsa banka hesabınıza. Mesela şu da var. Atıyorum müzik yapıyorsunuz. Yine bir müzik platformunda paranız birikti. 500 dolar, 1000 dolar. Ama siz daha onu çekmediniz. Daha o para size gelmedi banka hesabınıza. Ya da Amazon'da e-ticaret yapıyorsun kardeşim. Amazon'da 1000 doların, 5000 doların, 10.000 doların var. Amazon'un bakiyende. Bunu Türkiye'deki banka hesabına çekti mi çekmedin. Tamam. Şu anda senin vergi ödemene gerek yok. Çünkü sen zaten bu parayı aslında mantıken kazandın ama daha bu parayı almadın ki sen. Almadığın bir şeyin vergisini ödeyemezsin. Kazanmadığın ya o para banka hesabına girene kadar o para senin değil. Ve senin daha elde etmediğin bir para var ortada. Bunun vergisini ödemene gerek yok. Çünkü zaten parayı kazanma. Anladın mı? Ya bunu tabii çarpıtacak insanlar var. Murat vergi ödeme dedi. Güce tapmayın, güçten korkmayın lan!
Murat para kazanın ama hayır öyle değil abi. O para hesabına girdikten sonra zaten vergisini öde. Ama daha hesabına para girmemiş. Derdin ne yani? Şirket açıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yani ağrımayan başınıza ağrıtmanıza gerek yok. Ha abi yok ya, ben senin anlattığın adam değilim. Ben internetten para kazanıyorum. Hatta aylardır kazanıyorum ama vergi ödemedim. Ha bak, seni ilgilendiren bir konu var burada. Hadi bismillah. Çünkü gerçekten büyük cezalarla karşılaşabilirsin. Şimdi sen daha neyi yemedin ne? Ha böyle deyin dedim diye de depresyona girmene gerek yok. Ne yaparsın? Ödersin cezanı yani. Hiçbir şeyin sonu değil yani, anladın mı? Seni üzmek, canını sıkmak için söylemiyorum. Ama böyle bir sorumluluğun olduğunu bil mi? Kısa süre içerisinde hemen bunu çöz diye sana anlatayım. Şimdi beni izleyen insanların muhtemelen %50'si sosyal medya işi yapıyordur. %50'si de e-ticaret yapıyor. Ya da %40'ı, %40'ı, %4'ü de benim bilmediğim işler yapıyorlardır. Ama birçoğunuz sosyal medya işi, birçoğunuz da e-ticaret işi. Şimdi öncelikle sosyal medya işi yapıyorsanız iki seçeneğiniz var. Bir, sosyal medya istisnasından faydalanmak. İki, şirket kurmak. İkisinin de kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları var. Mesela çok basit bir şekilde. Şirket kurduğunuzda karın vergisi ödenir. Yani şöyle örnek vereyim. Diyelim ki siz bir şirket kurdunuz, tamam mı? Ve bu yıl totalde, sallıyorum, yeni başlayan birini düşünelim. Siz bu yıl totalde 600 bin lira para kazandınız. Şimdi siz bu yıl 600 bin para kazandınız, tamam mı? Ama 500 bin liralık da gideriniz var. Nasıl gideriniz var? İşte atıyorum, sallıyorum, home office gösterdiğiniz, çalıştığınız evi home office gösterebiliyorsunuz ve home office gösterdiğinizde kiranın, faturaların yarısını, yarısı şirket, yarısı ev gibi düşünürsen yarısı şirket gideri gözüküyor. Onun dışında atıyorum iş görüşmesine gittiniz, giderken taksiye bindiniz, atıyorum işte yeni bir kamera aldınız, işte yeni bir telefon aldınız. Telefon, kamera gibi böyle büyük pahalı cihazların amortismanı oluyor. Atıyorum 5'e bölüyorsun. Ya 5 yıl boyunca her yıl belli bir kısmını gider gösteriyor. Sallıyorum 500 bin liraya kamera aldın diyelim. 5 yıl boyunca her yıl 100 bin lirası gider gösterilebiliyor gibi. Ama totalde diyelim ki siz 600 bin kazandınız bir yılda. Ama 500 bin lira da gider gösterdiniz. Siz o yıl 100 bin kazanmış sayılıyorsunuz. Şirketiniz olduğu için gelir ve giderin bir bilançosu tutuluyor. Ve 100 bin liranın vergisi, sallıyorum 100 bin liranın %20 gelir vergisi ödenecek. Bunu da şöyle bir avantaj, 100 bin liranın gelir vergisi %20 ise 20 bin lira vergi ödemeniz gerekiyor ya. Şöyle bir avantajı daha var. Siz bu vergiyi tamı tamına neredeyse Ocak ayında başladığını düşünürsek, Ocak ayında kazandığınız paranın vergisini 15 ay sonra ödüyorsunuz. Neden? Çünkü sallıyorum 2024 yılındayız. Bu yılın vergisi 2025'in Mart ayında. Yani her yılın vergisi bir sonraki yılın Mart ayında ödenir. Bu demek oluyor ki bu yıl Ocak ayında kazandığım paranın vergisini ben 15 ay sonra ödeyeceğim. Şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Ocak ayında sallıyorum benim normalde 10 bin lira vergi ödemem gerekiyordu. Ben bu vergiyi 15 ay sonra ödediğimde belki %100 enflasyon var. Yani Türkiye'de enflasyon var. Sallıyorum 15 aylık enflasyon kaç oldu? Diyelim ki %100. O zaman siz aslında teknik olarak 10 bin lira değil 5 bin ödemiş oluyorsunuz. Çünkü alım gücü değişiyor. 10 bin lira 5 bin lira oluyor. Ve siz aslında orada 10 bin lira öderken aslında 5 bin liralık bir ödeme yapmış gibi oluyorsunuz. Ve %50 kârda oluyorsunuz. Mesela bu gibi avantajları var şirket kurmanın. Gideri olanlar için şirket kurmak mantıklı. Ama bir yandan da şöyle düşünelim. Diyelim ki siz 600 bin kazandınız ama hiç gideriniz yok abi. Hiçbir gider göstermediniz. Üşendiniz belki. Ben mesela üşeniyordum şirketimde gider göstermeye. Yani tek tek onları işte gider göstermeye üşeniyordum mesela. O zaman ne oluyor? Sosyal medya istisnasından yararlanıyorsun. 600 bin liranın vergisine her ay otomatik. Her ay dediğime bakmayın. Para hesabına girer girmez %15 kesintiye uğruyor. Bu da işte 600 bin lira daha yaklaşık olarak 90 bin lirası kesiliyor. 510 bin lira kalıyor. Kazanmış oluyorsunuz yani. 90 bin lirası vergi. Öncelikle şunu hesaplamanız lazım. Şirket kurarsam gider gösterebilecek miyim? Giderim çok mu? Yani sürekli kendinizi geliştiriyorsanız yeni bilgisayar, yeni kamera, yeni telefon, ne bileyim işte kırtasiye masrafları falan işinizle alakalıysa tabii. İşinizle alakalı yaptığınız her türlü masrafı işinizle alakalı. Bak tekrar söylüyorum. Yani bunu şey olarak düşünmeyin. Alıyorum. Çok güzel, o zaman ben bu parayı alayım. Kendime ziyafet çekeyim. Sürekli harcama yapayım. Bunları Hayır. İşinizle alakalı bir harcama olması lazım. Yani bu telefon benim işimle alakalı. Çünkü benim işim sosyal medya. Ben bu telefonu kullanıyorum. Kamerayı kullanıyorum. Şu mikrofon işte kaç bin lira? 10 bin liraysa bu benim işimle alakalı. Bu MacBook işte 60-70 bin, 80 bin. Bu hep işimle alakalı. Şu bile benim
hoparlör işine alakalı yani. O yüzden bunların hepsi giderdir arkadaşlar. Şimdi peki, bu noktada Mükellef diye bir site var. Size bahsetmek istediğim. Sponsorlu bir video değil ama açıklama kısmında bir affiliate linkim olacak. Yani iş ortaklığı linki olacak açıklama kısmında. Ama sponsorlu bir video değil, onu da söyleyeyim. Şimdi Mükellef dediğiniz site sizin ister Türkiye'de, ister Amerika'da, İngiltere'de, Estonya'da aklınıza gelebilecek birçok ülkede şirket kurmanıza yarayan bir web sitesi. Bu noktada aslında normalde bir şirket kurmak için bir vergi dairesine gidip kurulumu yapabilir. Bir muhasebeciyle anlaşıp, tabii muhasebeci de bulmanız lazım çünkü onun bir defteri tutulması lazım ve bu defteri tutulması için, beyan verilmesi için bir muhasebeci, mali müşavirle çalışmak zorundasınız. Şimdi muhasebeci bulacaksın, şirketi kuracaksın, cartçut bilmem ne. Mükellefe geliyorsun abi, bak Türkiye paketini size göstereyim. Hemen hemen muhasebeciye vereceğin parayı aylık buradan, bak 1000 liraymış şu anda paketi. Hemen başlayın deyip şirket kurumunda ücretsiz veriyor. Bu arada normalde de siz vergi dairesinden de ücretsiz kuruyorsunuz ama bir mali müşavirle anlaştığınızda o size yardımcı olur. Mutlaka kurulum ücreti de alır. Ama burada kurulumu da bedava yapmış oluyorsunuz. Ve aylık 999 lira içerisinde ön muhasebe programı ve farklı e-arşiv fatura gibi özellikler var. Bu e-arşiv fatura da gerçekten işinize yarayacak ve faturayı kolaylaştıracak, fatura kesme olaylarını. Bunun dışında işte farklı destekler de varmış arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi. Buradan hemen başlayın kısmından direkt hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi şirket kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında zaten linki olacak. Şimdi bu Türkiye şirketi için, tamam mı? Siz eğer ki Amazon'da, Avrupa'da bir iş yapacaksanız, o zaman sizin ihtiyacınız olan İngiltere şirketi. İngiltere şirketini de yine Mükellef'ten kurabiliyorsunuz. Şimdi e-ticaret yapacaklar için genel bir açıklama yapayım. Eğer siz Amazon'da, Kanada gibi, Japonya gibi pazarlarda satış yapacaksanız şirket kurma zorunluluğunuz yok. Kurarsanız Amazon'un gözünde daha ciddiye alınırsınız. Suspend olma olayınız, yani hesabınızın kapatılma riski azalır. Mağazanız daha çok önerilebilir. Ama zorunluluğunuz yok şirket kurma. Yani Türkiye'de bir şirketinizin olma zorunluluğu yok. Ya da Amerika'da olma zorunluluğu yok. Eğer Kanada, Japonya gibi pazarlarda olmak isterseniz. Bu yüzden bu pazarlarda rekabet çok. Bu noktada arkadaşlar, eğer Avrupa pazarına girmek istiyorsanız şirket kurmak zorundasınız ve bu pazarlara şirket kurularak girildiği için rekabet daha az ve buralardan satış yapmak ve kar etme şansınız daha yüksek. O yüzden eğer Amazon'da, Avrupa'da iş yapacaksanız yine açıklama kısmındaki linkten gelip Mükellef üzerinden hemen İngiltere'de şirketinizi kurabilirsiniz. Tüm detaylar zaten burada yer alıyor. Yani aslında Mükellef'i sizin vergi dairelerinde geçireceğiniz saatleri, alacağınız sıraları, randevuları ortadan kaldıran ve işinizi kolaylaştıran bir platform. Ve dediğim gibi muhtemelen Mükellef'in burada sizden aylık aldığı parayı zaten siz muhasebeci tutsanız, kendi şirketiniz, kendiniz gidip vergi dairesinde kursanız zaten cebinizden aynı para çıkacak. Ve burada şirket kurulunda ücretsiz gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu da bir değerlendirebilin. Şimdi uzun lafın kısası arkadaşlar, siz eğer henüz para kazanmaya başlamadıysanız şirketle alakalı, vergiyle alakalı bir derdinizin olmasına gerek yok. Eğer para kazanıyorsanız derdiniz olmalı çünkü öbür türlü, bakın YouTube'a vergi cezası yazalım. Gördüğünüz gibi 110.000 TL vergi cezası, 200.000 TL vergi cezası, 340.000 TL vergi cezası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ceza. Ben de varım vergi cezası yemeği. Ben de bununla alakalı mizah videoları da yapıyordum zamanında ama bu bilgi videosu, arada sizi bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu noktada hala aklınızda bir soru işareti varsa bunu yoruma yazın, yanıtlarım. Mümkünse belki yeni bir video çeker, o videoda da sorunuzu yanıtlayabilirim. Ama video çekemeyeceksem en azından yazılı olarak size dönüş yaparım arkadaşlar. Bu noktada açıklama kısmından Mükellef'e giderseniz şurada bir canlı destekleri de mevcut. Buradan zaten Mükellef'e de daha fazlasını sorabilirsiniz. Benim bilgimin yetersiz kaldığı noktada muhtemelen Mükellef size yardımcı olacaktır dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videolar için beni takip edin. Yoksa ceza yiyebilirsiniz. Vergi cezası. Hoşçakalın.